verdiğimiz gibi konferanstan sonra tekrar birlikteyiz. Bethesda'yı izledik. Bethesda'dan kadar etkileyici miydi emin değilim. Sen ne düşünüyorsun? Ya güzeldi. Yani şov olarak çok güzeldi. İyi hazırlanmışlar diyebilirim. Ama yani tabii bizim beklentimiz Bethesda'dan bu sene yeni bir IP... Hatta yeni bir oyun. 2 IP, 5 IP, 10 IP. Ya Bethesda'dan bekliyoruz. Ya da çok heyecan verici, hani bomba olacak bir şey. Yani öyle çok bomba bir şey görmedik. Evet, Elder Scrolls Online'ın üstüne gittiler. Evet. O konuda çok ısrar ediyorlar ama ya buradan Bethesda'ya sahnenin hemen önünden seslenmek istiyorum. Sevgili Bethesda, olmadı, olmadı. Öyle deme. Ama Elder Scrolls Online bir yere kadar ilgi çekti yani. Hani bir Skyrim'in yerini tutacak oyun değil. Ya değil elbette ama farklı oyunlar ve piyasada sonuçta çok fazla DWO yok. Piyasadaki DWO'lar için de başının üstüne koyan kaç tane alternatifim var. O yüzden ben şeyden mutluyum, hani halen geliştirmeye devam ediyor olmalarından, destek vermeye devam ediyor olmalarından. Şeyi söylediler, 10 milyon oyuncu dediler ama bu 10 milyon kopya sattı demek. Şu an kaç oyuncusu var ben de bilmiyorum ama bir kitlesi var ve o kitlenin arkasında duruyor zaten. Konferansın genelinde bir şey vardı. Hani mevcut oyunlara destek vermeden, yani Skyrim bitmiyor hala. Şimdi de Switch'e geliyor. Onun dışında yeni kontentler geliyor. Bir de paralı kontente geçecekler galiba. Yani çeşitli belli bir seviyenin üstündeki modları paralı satacaklar gibi geldi bana. Credits dediler. Hani para demediler ama yani o credits nasıl alacak? Geliyor? Evet, onu göreceğiz. Yani sonuçta bütün oyunlarına hala destek vermeye, bolca içerik getirmeye devam ediyorlar. Bu güzel bir şey. Ama yeni oyun biz çok bekliyorduk. Yeni oyun, önceki oyunların devamları geldi. Ya Evil Within 2'nin bir de arkasında kim olduğunu falan bilmiyoruz. Hani eski ekiple mi yapılıyor yoksa daha farklı bir ekip mi devam edecek oyunu yapmaya? Ya da Wolfenstein 2'nin de hakkında bir şey söylenmedi, trailerları gösterildi. Evet, az çok etkileyici trailerlardı. Çok iyiydi. İkisi de iyiydi. Yani Evil Within için çok bir şey diyemeyeceğim. Çünkü trailer, hani arada oyun içi görüntüler de vardı ama trailerın kendisi başlı başına bir eser gibiydi. Yani o trailer'ı oturup böyle üst üste birkaç kere izleyip kafayı bulur insan. Çok güzel trailer'dı ama hani oyuna yönelik yeterince ipucu vermedi bence. Wolfenstein çok öyle değildi. Oyunu bir hayli gösterdi ve çok güzel. Ya yani ben ilk Wolfenstein'i o kadar da sevmemiştim. İyi oyundu ama hani böyle çok delirmemiştim ama bu Wolfenstein 2'yi heyecanla beklerim. Bir de şöyle bir şey var. Bethesda bugün gösterdiği her şeyi 2017 içinde yayınlayacağını duyurdu. Evet. Bu gerçekten kıymetli bir şey. Evet. Yani herkesin yapacağı bir şey değil. Ay, yıllar öncesinden bir şeyler gösterip insanı hype'a sokuyorlar. İşte 13. Cuma'da geliyor yani şey. Yani işte daha önce birkaç oyun yayıncısıyla da ya da yani oyun geliştiren insanlarla da konuştuğum bir şeydi bu. Pek çok sektördeki insan şeye inanıyor. Bir oyunu E3'te açıkladın mı 6 ay içinde çıkartacaksın. 6 aydan fazlaysa açıklama. Ama tabii bu kültür biraz şeyle değişti. Bu early access'ler, işte Kickstarter'lar vesaire, hani oyunlar artık 3-4 sene önceden duyar olduk. Ama belli ki Bethesda biraz daha bu konuda kararlı. Hani bir oyun çıkacaksa duyuruyor. Geçen sene de hatırlarsın, Fallout Shelter'ı duyurdular, bir aynı anda çıktı. Öyle bir sürpriz yapmışlardı. Yani burada da mesela Elder Scrolls Online Morrowind için bayağı bir ortamı şey yaptılar, gazladılar ama yani şu an piyasaya çıktı da dediler. Hani evet. Ya biraz şöyle bir sorun var. Türkiye açısından bakınca aslında Quake Champions'ta, işte Elder Scrolls Online'da bilmiyorum neye evet dedin ama yeterince ilgi çekmediğini düşünüyorum ben. Ben Quake Champions'ın ilgi çekeceğine inanıyorum. Yani ben oyunu oynadım ve sevdim de. Yani daha çıkmadı biliyorsun ama çok uzun, bayağı uzun bir beta serisi gidiyorlar. Ve olayı tamamen e-spora odaklamış olmaları da güzel. Burada da ilk turnuvalarını duyurdular. $1 milyon ödüldü. Çok cool bir şeydi. Sunumdu aslında o da yani. Yani biraz gerektiğinden fazla cool'du. Yani sonuçta daha oyun çıkmamış. Oyunun henüz kahramanları yok. Yani işte mesela bir Dota'nın ya da Elder Scrolls'un, işte World of Tanks'in kahramanları, takımları falan piyasada, daha Quake Champions'ın oturması için çok ciddi süre ihtiyacı var. En az 2 seneye ihtiyacı var. Ama belli ki orada destekleyecekler. Yani daha oyunun lansmanı ile birlikte ilk büyük turnuvayı yapacaklar. Bu iyi bir şey.
Bu etkinlik aslında hani ya böyle böyle oyunlarımız var demekten ziyade Bethesda'nın bir imaj çalışması gibiydi değil mi? Aynen. Sen zaten bunu bana söyledin. Ben aslında tabii senden çalmış gibi hissediyorum şu an fikri. Yok yani benim düşüncem Bethesda şu an oyun sektöründeki en havalı, en cool firma. Yani bunun benim açımdan çok tartışılacak bir yanı yok. Çünkü yaptıkları işler, çıkarttıkları oyunlar, genel tavırları falan cidden belli bir seviyeye geldi. Bu etkinlikte de o şeyi gösterdiler. Hani biz oyun dünyasının içinden, oyun dünyasından bu Bethesda Land konsepti falan çok güzeldi. Ama bu sene duyurdukları büyük bir oyun yok. Evet. Yani hani Evolution 2 ya da Wolfenstein 2 küçük oyunlar değil. İkisi de güzel gözüküyor ama şimdi Bethesda olunca yeni bir Elder Scrolls bekliyor insan. Yeni bir IP bekliyor. Fallout evreninden bir şey bekliyor. Hani Fallout VR geliyor, Fallout Switch geliyor falan ama hani beklediğimiz, yani Bethesda'dan beklediğimiz kadar büyük bir haber çıkmadı bence. Şunlar sayılır mı? Evet, lootlar iyiydi. Lootlar iyiydi. Şunları göstereyim. Her oyun için ayrı ayrı pinler hazırlanmış. Yaka şeyleri, iğneleri. Bunlar için gidiyorsunuz. İşte Bethesda Blacklist'i okutuyorsunuz. Ama yani her birini almak için 50 kişi falan sıra bekliyorsunuz. Ve Tuğbek hiç acımadı. Akşam konferans yerine gitti bunların peşinde koşuyor. Full set. Şu an üzerimde, bilmiyorum yakınlaştırsam saçmalar mı görüntü ama şu gölgeyi de alırsan görsün arkadaşlar. Yani Doom'una. Hepsinin full seti. Prey, Elder Scrolls, Quake, Doom, Dishonored, Fallout, Evil Within, Wolfenstein 2. Hepsini topladım. Daha ne olsun. Biz zaten bu akşam bunun için buraya gelmiştik. Evet. Ayrıca seviyor musunuz bilmiyorum ama Chainsmokers'ın böyle bir saati geçen bir konseri vardı. Bethesda konferansından sonra. Daha yeni bitti, sonra yıkılıyordu ortam. Zaten evet, video çekemedik çünkü konuşmak mümkün değildi. Öyle, güzel bir akşamdı ama. Teşekkür ediyoruz. Umarım izlemişsinizdir, bizdesinizdir. Daha devam edeceğiz, buralardayız. Özellikle Sony konferansından sonra görüşelim. Büyük beklentilerimiz var. Çok. Bakalım. Hoşça kalın. Görüşmek İyi geceler. Üzere.